Şu anda canlı yayındayız Ali. Tek evet. top at şu anda canlıyım diyebilirim. Geldi. Ben de şu an cihazımızdan girmeye çalışıyorum bakalım sistemize. Bakalım kontrol edip göreceğiz şimdi. En azından doğrulama yapalım. Ya bu LinkedIn canlı yayın ilginç bir olay. Şu an başlık bile mesela atmak gibi bir şey yok. YouTube canlı yayından <laughs> sonra ilk defa LinkedIn canlı yayın yapıyoruz. Evet. Ve farklı bir deneyim. Restream.io <laughs> kullanıyoruz. Bir de şey çalışırsa daha da güzel olacak tabii ki. Bakalım. LinkedIn kendisi. Şöyle ben bir kablosuz ağ değiştireyim bence. Kablosuz ağ değiştirmekte fayda var. Evet. Turkcell Superbox'ın azizliğine uğrayabilirsiniz. Her zaman olabilen şeyler. Bu arada canlı yayına daha ne paylaştık ne duyurduk. Sonradan izleyecek olanlar için ilk LinkedIn yayınının teknik kısımlarını görüyorsunuz şu an. Yeniden dene diyelim. Video arayüzünü de bu şekilde farklı kamera ayarlar menüsüyle birlikte sunuyoruz. Bu da bilinçli bir tercih. Evet. Hoşumuza gitti. Muhteşem. Şu anda e, Ses nasıl? bakalım Ali. İki yorum gelmiş bile. <laughs> Hemen gelenler var. Gayet güzel. Ses seviyesi de gayet güzel. Çok güzel arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi tabii sürekli kendimi duymak beni şey yapıyor. Tabii o yüzden tabii. Ses, ses seviyesi iyi iyiyse kapatırsın. Ben de burada soru cevaplar için Teknopat LinkedIn sayfasını açayım. LinkedIn'de daha aktif olacağımız bir döneme giriyoruz. LinkedIn canlı yayın herkese açık değil. Başvuruda bulunuyorsunuz. Başvurudan sonra LinkedIn canlı yayın seçeneği açılıyor. Atla soğutma sistemleri sanayi ticaret anonim şirketine selam var. Eren Bostan'a selam var. Daha fazla yorum yüklediyorum. Mert Kahya'ya merhabalar. Şu anda yayındasınız diyor. Evet Ali istersen yavaştan konumuza geçebiliriz. Aynen konumuza geçelim. Yayınımıza başladık. Ben hatta şu şekilde kulaklığımı da çıkartıp daha da rahat hissetmek istiyorum. Bugünkü konumuz Apple'ın Intel işlemcileri bırakıp ARM işlemcilere geçmesi ve özellikle de Apple'ın Intel işlemciler cihazlarına ne kadar destek sunacağını tartışmak istiyoruz. Evet şimdi Apple'ın bu Intel mi AMD mi konusuna <laughs> geçişinden önce bir IBM PowerPC geçmişi vardı. Evet. Daha önce de bazı videolarda anlatmıştık. Bir zamanında masaüstü yayıncılık yaparken masaüstü yayıncılıkla biraz garip oldu. Dergi <laughs> yayıncılığı yaparken yani basılı yayıncılık yaparken Mac bilgisayarlarda sayfa dizgisi yapılırdı. Sayfa dizgisine fotoğraflardan 100 tanesini atardım. Apple bilgisayar, Mac bilgisayar 100 tane görseli çat diye Photoshop'a yerleştirirdi. Ardından onları dizerdin, yerleştirirdin. IBM'in işlemcisini kullanırdı. PC'de 5 tane atardın, takılırdı. Öyle bir özel profesyonel bir kullanım alanı vardı. Sonra Intel mimarisine geçti. Yıllardır artık bizim masaüstü bilgisayarlarla, dizüstü bilgisayarlarla donanım olarak pek bir farkı kalmadı. AMD ekran kartı kullanıyor, Intel işlemci kullanıyor derken... Bu yıl yapılan Apple etkinliğinde Apple bombayı patlattı. Dedi ki ben artık kendi işlemcilerimi laptoplarımda kullanacağım. Evet, öncelikle neden Apple ARM işlemci kullanacak bundan bahsedelim. Birincisi şu an mevcutta kullanılan işlemciler Intel tarafından üretiliyor ve Apple'a bunun bir maliyeti var doğal olarak. Eğer siz kendi işlemcinizi üretebiliyorsanız, bu arada üretmek derken kendi işlemcinizi aslında tasarlıyorsanız diyelim. Çünkü Apple'ın işlemcilerini TSMC üretiyor. Aslında evet. Apple bir e, fabless semiconductor denilen yani e, fabrikası olmayan bir yarı iletken üreticisi. Evet, klasik hani bu katıldığımız <laughs> TEDX konuşmalarında ya da davetlerde yapılan bir klişe vardır ya Uber aracı yok taksisi taksi şirketi işletiyor filan hani bu zaten tamam ilk yapıldığında klişe değildi. İkinci, üçüncü, beşinci yapıldığında da klişe değildi. Artık bununla biraz dalga geçmek bile klişe hale doğru gelmeye başladı ama halen duymayanlar var. Evet dünya üzerinde böyle bir iş modeli var. Herhangi bir araca sahip olmadan onun üzerinden para kazanan işletmeler olduğu gibi iş, işlemciyi kendisi üretmeden işlemciyi sadece tasarlayan firmalar var. Bunların en büyüğü de ARM. Evet. Arm lisansı satıyor, daha sonra Apple mühendisleri işlemcileri tasarlıyor ve bu tasarımı TSMC'ye gönderip e, işlemcinin üretilmesini sağlıyor. Tabii ki bunun maliyeti Apple için daha düşük oluyor. Bu bağlamda da Apple artık özellikle kendi ürettiği işlemcilerin inanılmaz yüksek performansa ulaşmasından sonra bu kararı aldı ve madem benim işlemcilerim yüksek performans sunuyor, neden Intel'e para vereyim, Intel'den işlemci alayım? Tabii mantıklı bir seçenek. Benim de işlemci tasarımcılarım olsa ben de işlemcimi tasarlarım, üretirim. Ama her halükarda yerde Apple birilerine para veriyor. Öncelikle bunu açıklığa kavuşturalım. ARM ARM yaptığı tasarımlardan telif alıyor. Şu an satılan her iPhone'dan ARM aslında para kazanıyor. Evet. Çünkü işlemcinin temel komut setlerini bu firma tasarlıyor. Yani işlemcinin çalışması için gerekli olan temel prensipleri belirleyen bir şirket var. Bu işten para kazanıyor. Sen üzerine alıyorsun bu komut setlerini. Kendi ihtiyacına özel tasarım yapıyorsun. Bu arada ARM dediğimiz zaman daha önce bir kafa yer bölümünde risk ve cisk işlemcilerden bahsetmiştik. Konuyu aslında o bölümde gayet güzel açıkladık ama üzerine şunu söyleyeyim. Sadece şu cep Cep telefonları falan aklınıza gelmesin. Bu cep telefonları değil şu an çamaşır makinesinde, buzdolabında, klimada bizim endüstriyel kullandığımız hemen hemen bütün cihazlarda ARM işlemciler kullanıyor. Kaldı ki 2 sene önce Amazon çok büyük bir sürpriz yaptı ve kendi Graviton olacak isimleri yanlış hatırlamıyorsam ARM tabanlı sunucu işlemcilerinde yaptı ve şu an bunları sunuyor. Evet Ali, ben de özellikle baktım. 2018'den sonra yanlışım yoksa büyük bir ivme kazanıyor bu ARM işlemcilerin sunucularda kullanılması ve şu an piyasada 80 çekirdekli ARM işlemciler de var. Çünkü ben Apple'ın ilk ARM'a geçeceğini duyduğum zaman şöyle düşündüm. Yani Mac Pro'ya bakıyorsun, evet. 28 çekirdekli Intel işlemci var. Yani bunu e, mobil bir ARM işlemciyle karşılamak pek mümkün Doğru. değil. Ama orada da zaten e, aynı şekilde nasıl ki masaüstü işlemcileri çok çekirdekli yapabiliyoruz, ARM işlemciler de çok çekirdekli yapılabiliyor ve Apple anladığım kadarıyla evet. iki sene içerisinde Mac Pro'nun içerisindeki güçlü bir işlemci kadar güçlü ARM işlemciyi piyasaya sürecek. 2 yıl çok böyle iddialı bir süre ama Apple bunun altyapısını uzun zamandır yapıyor. Şimdi bizim gördüğümüz şeyleri söyleyeyim. Birincisi laptop piyasasında Samsung'da Qualcomm ARM tabanlı işlemcileri kullanarak çok uzun pil ömrü sunan laptopları daha önce tanıttı. Evet. Hatta bu Covid olayından, karantinadan ve dünyaya açılma olayları kısıntıya uğramadan önce yurt dışına gittiğimiz etkinliklerde sen de en son etkinliklerde bunun video videosunu çekmişten acım. Evet Ali hani videosunu çekme imkanım olmadı peşin. Samsung'un videosunu çektim, Samsung doğru. videosunu. Aynen, çok doğru. Samsung'un evet, e, Qualcomm işlemcili dizüstü bilgisayarın videosunu çektik ve pil ömrü gerçekten uzundu. Bir de Lenovo'nun e, cihazı vardı. Evet. Onun videosunu çekme fırsatı bulamadım. Evet. O geldi aklıma. Ama evet, üreticiler Ali'nin dediği gibi ARM işlemcili cihazlarını piyasaya sürmeye çalışıyorlar ve e, bu cihazlar gerçekten standart Intel işlemcili cihazlara göre çok daha fazla uzun pil ömrü sunuyor. 24 saate varan pil ömrü sunuyor. Intel'in de bu konuda güzel çalışması var. En son Asun Expert bu ExpertBook'u inceledik. Özellikle profesyonelleri Şimdi LinkedIn'deyiz madem iş makinalarından daha çok bahsedeceğiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir de videonun özellikle kapanışına doğru LinkedIn canlı yayınlarına neler olacak, neler planlıyoruz, sizlerden ne istekler gelecek gibi konuları da konuşacağız. Expertbook'ta da 16 saatlik ben pil ömrü gördüm Recep. Evet. Yani bir Intel sistem için gördüğüm en uzun pil ömrünü gördüm şu ana kadar. Pratik bir çalışmada mesaiyi bitiriyorsun, fazla mesai yakalıyorsun, yeter artık pil bitsin de yatayım <laughs> uyuyayım diyorsun şeklinde bir çalışma var. Fakat ARM'nin ARM işlemcilerin dediğim gibi elektrik tüketimi, enerji tüketimi konusu çok büyük bir avantajı var. Bir de Apple bunu iPad'de aslında kanıtladı. Emin şu an iPad'i Laptop'tan daha çok kullanıyor. Neden? Çünkü tek çekirdek performansı A12 çiplerinin ve bu A12 çipin varyantlarının inanılmaz derecede yüksek. Video işleme, kurgu ya da belirli başlı iş yüklerinde özel olarak programlanmış hem işletim sistemi hem yazılım hem de donanım üçlüsünü bir araya getirdiğiniz zaman export yani dışarıya işi atma süresi gerçekten çok kısalıyor. Çok kesintisiz bir çalışma deneyimi sunulabiliyor. Ama bizim masa üstünde kullandığımız bu x86 işlemciler ve genel mimari her konuda hızlı olmak zorunda. Matematik hesap yaptırıyorsun, mühendislik programı çalıştırıyorsun, hesap makinesi de çalıştırıyorsun, grafik tasarım da yapıyorsun. Hangi birine yetişsin bu komut setleri şeklinde bir durum var. Diğeri daha özel. Zaten bizim kafamıza takılan konu da genel olarak son kullanıcılar olarak ya da iş kullanıcı olarak bu. Benim alacağım ARM işlemci, benim çalıştıracağım komut setlerine sahip mi? Benim kullanacağım programlar ile uyumlu mu? Şu an esas mesele Apple'ın şu anki Mac kullanıcılara kullandığı bütün programları aynı desteği sağlayabilmesi. Kesinlikle. Ben de o konuda bazı düşüncelere sahiptim açısı. Yani bazı eksiklikler olduğunu düşünüyordum. Özellikle işte Adobe yazılımlarının ARM mimarisine uyarlanmamış olması gibi. E, fakat özellikle iPad Pro'dan sonra ya da e, bu iPad Apple'ın iPad serisini çıkartmasından sonra bu ekosistemin gelişmesiyle birlikte birçok yazılım ARM mimarisine geldi. Evet. Buna da Microsoft'un da katkısı var açısı. Evet. E, Hatırlarsan Windows'un ARM e, destekleyen bir tane sürümü de mevcut ve bu sayede özellikle epey bir firma x86 mimarisi için yazılım yaparken bu yazılım yazılımlarını ARM mimarisine geçirdi ve yazılım desteğinin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. 2 sene içerisinde Apple'ın söylediği iki sene içerisinde ARM'a tamamen e, geçiş yapılacak. 2 sene içerisinde çok daha fazla yazılımı geleceğini ben düşünüyorum açıkçası. Şimdi Microsoft da bu konu üzerine uzun zamandır çalışıyordu. Microsoft'un da Surface cihazları öncesinde biliyorsun Windows işletim sistemi için x86'ın yanı sıra ARM projeleri var evet. Ama Microsoft da Google gibi başladığı bazı projeleri yarı yarım bıraktı. Yayı yönetici değişti. Ya da istenen başarıya, istenen olgunluk kıvamına ulaşamadı. Aslına bakarsan Steve Jobs'ın Apple'daki ilk isteği neydi iPhone için? Bana MacOS işletim sistemini alın, şöyle bir cihazın içerisine koyun ve dokunmatik olsun demişti. Mühendisler de bunun yapılamayacağını Steve Jobs'a söyleyemediklerinden dolayı çaktırmadan arka planda aslında yeni işletim sistemi sürümüne, daha doğrusu yeni yazılımlara başlamışlar. Zaman içerisinde her şey oturdu tabii. Steve Jobs'a e, usta bizi kovma diye bunu anlatmanın yollarını falan buldular. İlk aslında bu iPhone'un büyüsü diyelim daha doğrusu akıllı telefonların büyüsü filan hem bu işlemci tarafında masa üstünden farklılaşma hem yazılım ile ortaya çıkmıştı. Ama Microsoft da Apple herkes de şunu istiyordu bu programlama dünyasında programcıların işi gerçekten çok zor. Birden fazla platforma program yazmak çok maliyetli bir şey ve şu an biliyorsun dünyadaki en önemli mesleklerden bir tanesi aslında programcılık. Evet Ali bu yeni platforma geçiş yani ARM platformuna geçiş iPad için yazılan uygulamaların ve aynı zamanda iOS için yazılan bütün uygulamaların da yeni nesil cihazlarda ARM destekli cihazlarda çalışmasını mümkün kılacak. Hani bir yandan eksik olacak diyoruz evet. ama bir yandan da bir uygulama havuzu artık Mac'lere gelecek, masaüstü Mac'lere. O konuda şüphelerimizi de paylaşalım. Şimdi vaat edilenin aslında yerine getirme imkanlarının gün geçtikçe daha yüksek olduğunu görüyoruz. Apple'ın vaadinde durma ihtimalinin bu kadar aslında yüksek olması bizi şaşırtıyor diyebilirim. Çünkü orijinal bakış olarak bundan birkaç yıl önce sorsanız diyeceğim şey şuydu. Bu kadar yazılı imkanı yok, hiçbir şekilde X86 ve ARM uyumlu hale getirilemez. Milyonlarca uygulamadan bahsediyoruz Recep. iOS uygulamaları var, e, iPad OS uygulamaları var, Windows uygulamaları var, Mac uygulamaları var. Bunların böyle bir arada çalışacağı bir dünya hayali hayal. Evet. Yani daha devlet dairesinin sitesine her zaman erişemiyoruz. <laughs> e, Tapu gavu açıyorsun, şu an erişilemiyor. Bazı durumlar oluyor. Arka planda bu kadar iş beklerken, bu kadar IT yöneticilerinin ekiplerin üzerine iş birikmişken bütün bu uygulamaların yazılımların hele ki kurumsal tarafın geçiş yapması çok çok zor görünüyordu ama Adamların kasada o kadar çok milyar doları, o kadar geniş bir geliştirici havuzu var ki artık bunu gerçekleştirebilirler. Benzeri bir atılımı şu an mesela Huawei'den de görüyoruz. İlla Apple bir Amerikan teknoloji şirketi üzerine durmayalım. HMS ile birlikte kendi ekosistemlerini geliştirirken şu an Türkiye'deki bütün büyük bankalar, bütün büyük devlet kuruluşlarıyla tek tek konuşup kendi Huawei Mobile Services bağlantılı uygulamalarını geliştiriyorlar. Ve şu an en son baktığımız katlanan bir telefonda ben beklediğimin çok ötesinde yazılım gördüm. Geçtiğimiz... 5 yıl içerisinde bu yazılımları uyumlu hale getirme konusunda firmalar çok büyük yol kat etti. Evet uğraşınca oluyor yani ki zaten Apple gibi büyük bir dev için bu işlem daha da kolay olacaktır. Bunu da söyleyebiliriz. Bir de ben şeyden bahsetmek istiyorum Ali. Şimdi e, kullanıcının aklında şöyle bir soru olacak. E, özellikle Twitter'da evet. yazmışlardı. Şimdi benim aldığım Intel işlemcili Mac ne evet. olacak? Ne, <laughs> o, ne olacak? O kadar ben? para verdik ve birçok insan da şunu söylüyor. Biz buna yatırım yaptık çünkü... kesinlikle. Fiyatlar gerçekten e, cüz, cüz iyi değil. Yani baktığın zaman bir tane MacBook'a bin TL para veriyorsun. 50 ya da bine kadar çıkıyor. 50 ben bine geçen gün <laughs> bir tane özelleştireyim dedim. Şunun sol e, shift tuşu bozulduğundan beri. Evet. Şimdi meşhur kelebek klavye hatası. Burada bir tane MacBook Pro 2017 var. Klavyesi berbat durumda çünkü kelebek tuşlar. Evet. Kullanıcılar yani ne kadar süre ben daha bu cihazı kullanamayacağım diye merak ediyor. Ben o bağlamda şeyi araştırdım. Çünkü Apple... PowerPC'yi e, PowerPC terk edip evet. Intel'e geçtikten sonra PowerPC'ye ne kadar destek sundu? Çok güzel analiz noktası. Geçmişteki firmanın referans olarak yaptığı başarılara bakacaksın. Bu firma daha önce ne sundu, ne vaad etti, ne kadarını yerine getirdi? Aslında hepimiz için iş dünyasında bir ders. Geçtiğimiz yıllarda verdiğimiz sözlerine kadar tupatları ne kadar yerine getirebildik? Gelecekte bununla yargılanıyoruz. Evet. Ali 2005 yılında Apple PowerPC mimarlı son ürünlü piyasaya sürmüş e, Mac Pro e, G4 ya da G5 olması lazım evet. yanlışım yoksa alüminyum kasalı o meşhur e, büyük Mac Pro. Ondan sonra başka bir herhangi bir evet. PowerPC mimarlı cihaz çıkmamış ve Apple hemen 2006'da Intel işlemcili cihazları piyasaya sürmeye başlamış. Destek arkadaşlar 2009 yılına kadar aktif olarak devam etmiş. Apple'ın verdiği sözde 2011 yılına kadar yani 2011 yılına kadar biz destek sunacağız demiş ama çok da gerek kalmamış. Evet. 2009 yılında son yazılım güncellemesi gelmiş PowerPC destekli Mac'ler için. Şimdi Olacak. tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım bunu ben ekliyorum açıkçası. O zamanlar Apple'ın pazar payı bu kadar yüksek değildi. Değil. Piyasada bu kadar fazla PowerPC mimarlı cihaz yoktu. Ama bugün çok daha fazla Intel işlemcili Apple cihaz var. Bu bağlamda benim tahminim yaklaşık bir 8 yıl boyunca Apple rahatlıkla Intel cihazları destekleyecek çünkü çok güçlü cihazlar var. Yani evet. 28 çekirdekli Mac Pro almışsın, senin bunu 8 <laughs> sene kullanabilmen gerekiyor. Apple seneye desteği kestik diye bir şey diyemez, diyemez şu an. Diyemez. Ben 56 bin bir tane laptopa vereceğim. Seneye bunun Intel <laughs> işlemciler abi kusura bakma desteğini kestik diyemez şey bir yok. firma. Benzeri şekilde yüz binlerce liralık ya da işte on binlerce dolarlık konfigürasyon kurdun. Gittin iş yerine bunlardan 12 tane aldın. Hadi bakalım 12 tane bilgisayar var elinde desteği öyle bir senaryo Amerika pazarında bile tek başına mümkün değilken global pazarda hiçbir şekilde mümkün değil. Kaldı ki Apple'ın olan telefonları ve cihazlara 5 yıl civarında iyi destek verebildiğini görebiliyoruz. Alınan telefonların ikinci el piyasa değerleri bize bunu gösteriyor. Aslında bir ürünün ne kadar kurumsalda tercih edildiği, ne kadar iş dünyasında tercih edildiği de biraz bununla belirleniyor. Desteği ne kadar devam ediyor? Ben firmanın kapısını çaldığım zaman firma bana çözüm sunuyor mu? Bir de bunun ikinci eli daha sonra ben bunları mesela biz ne yapıyoruz? Şimdi ofise aldığımız ürünleri Demirbaş'a yazıyoruz değil mi? Evet. Demirbaş'ta şimdi bunun işletmede belirli bir hesabı vardır. Yıllık olarak Demirbaş'lara harcadığım paranın belli bir oranını yine kasaya atarsın. Gelecek sene çünkü ya da birkaç sene sonra her sene bu demirbaşların bir kısmı yıpranacak envanterden düşülecek, hurdaya çıkacak ya da defterden çıkarılacak, yerine yenisi alınacak. Benzeri şekilde bizde kameralar, belirli ekipmanlar, mikrofonlar alırız. Al geçen gün bir tanesinin kablosu koptu, demirbaştan artık düşecek o, gidecek yani. <laughs> yerine yeni bir tane mikrofon alınacak. Siz işinizi yaparken bir yandan kasaya ama yeni alınacak mikrofonun parasını atıp, işletme olarak bunu yürütmek, devam ettirmek zorundasınız. Yoksa bir anda bir masraf çıkıyor, işletme ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyor. E, bozulan ürünlerinin yerine yenisini alamaz hale geliyor. İşte bu planlama içerisinde Microsoft'un Windows'a desteği kesmesi gibi durumlar, Apple'ın belli bir cihaza desteği kesmesi gibi durumlar da şöyle oluyor. Sen bir de kurumsal olarak gidip anlaşma yapıyorsun. Evet. Ya diyorsun sen burada 8 sene 5 sene sunuyorsun ama ben buna bir 5 sene daha destek almak durumundayım diyorsun. Mesela bir devlet kurumu gidiyor. DARPA gidiyorsa zaten doğrudan istediğini yaptırıyor. Ama Amerika'da üniversiteler, devlet daireleri falan hala tepli sistem kullanan şirketler var. Hani desteği bir şekilde parayla alıyorlar ama alıyorlar. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Apple'ın desteği bu cihazlar için bittiği zaman, diyelim ki bu 8 sene sonra evet. olsun. Kullanıcılar zaten o cihazlara başka işletim sistemleri de kurabilecekler. x86 olmasının böyle bir avantajı evet. var. Yani cihaz için artık Apple bir macOS güncellemesi vermiyor. Sorun yok. Windows kurabilirsiniz. Doğru. Sorun yok. Linux kurabilirsiniz. Çünkü çok güzel. x86 mimarili çok daha fazla işletim sistemi mevcut. PowerPC için de bu durum pek geçerli değildi. Çünkü çok fazla PowerPC mimarlı Linux dağıtımı ben göremedim açıkçası. Kesinlikle yoktu. Mesela benzeri bir şeyi biz PlayStation 3'te görmüştük. PlayStation 3 biliyorsun IBM mimarlı, sel mimarlı bir işlemciye sahipti. Evet. Ee, o konuda programlama yapan bizim doğrudan tanıdığımız Türkler var. Yurt dışında PlayStation 3 için oyun programlama işindeydiler. Gerçekten bunun çok zorlu bir süreç olduğunu çünkü işlemci mimarisinin komut setlerinin çok farklı olduğunu, verimli bir program yazmak için harcamaları gereken sürenin Windows ya da bir PC uygulamasına göre çok uzun sürdüğünü söylüyorlardı. Sonuçta bu bu bilgisayarları Linux'a çevirebilirler. Hatta üniversiteler PlayStation 3'leri çok sayıda alıp bunları birbirine bağlayarak süper bilgisayar yapıyordu. Daha sonrasında Sony de cihaz başına zarar ettiği için bunun önünü kesmek için farklı girişimlerde buluştu. Evet. Ee, burada mesela hacklenmesini ya da bunun firmware'inin değiştirilmesini engelleyici önlemler alıyorlardı. Şimdi Apple'a her türlü eleştiri geliyor. Kapalı deniyor başka şeyler deniyor ama cihazlarına mesela Windows kurulmasını engellemiyorlar. Evet. cihazlarına Windows kurulmasını engellemiyorlar. Evet. Sadece Mac işletim sisteminin kendi cihazlarına kurulu olmasına e, illa zorluyorlar diyebiliriz. O da Hackintosh gibi proof of concept dediğimiz, konsepti kanıtlayan şekillerde aşılabiliyor ki. Biz bunu zaten sayısız defa senelerdir yapıyoruz. Bu bir hobi ve zevk <laughs> halini aldı. Bir MacOS işletim sistemini tutup da PC'ye kurabiliyoruz. Şimdi Hackintosh'un geleceği ne olacak peki Gelecek. Ali ben öyle tahmin ediyorum ki Apple aktif bir şekilde ana işletim sistemlerini yine bu Intel cihazlar için vermeye devam edecek. Evet. Yani sadece diyelim örneğin şu anda en son sürümde Catalina. İşte bundan sonra işte yeni sürümleri vermeyeceğim diye bir şey söz konusu değil ki zaten en son çıkan Big Sur da Intel evet. destekli bir sürüm. Ondan sonra çıkacak ben yaklaşık 5 sürümün bu benim kişisel tahminim. Yaklaşık 5 sürümün daha rahatlıkla Intel işlemcileri destekleyeceğini düşünüyorum. Bu bağlamda bir 5 sene daha evet. e, Hackintosh devam edecek diye düşünüyorum. 5 sene sonrasında da ARM tabanlı biz PC kullanıyor da olabiliriz. Olabiliriz. Çünkü Amazon'un sunucularında ARM tabanlı işlemcilere geçmesi bu dediğim laptop ve PC dünyasında çok büyük bir değişim olabilir. 5 yıl sonra Intel ve AMD'nin satıldığını bile görebiliriz. Apple tarafından satın alındığını ya da başka bir şirket tarafından satın alındığını düşünürsen olay çok değişiyor. Ha bugün Intel'in ya da AMD'nin kurumsal dünyadaki yerine de kısaca değinelim. AMD epik işlemciler gerçekten veri merkezlerine muhteşem satışlar yapıyor. Evet. Ama Intel'in de öyle bir kurumsal da güvenirliği, öyle bir destek paketi işte V Pro'su, kurumsalı vesairese erişimi var ki Intel işlemciler de halen o pazarda çok satılıyor. Satılmaya da devam edecek çünkü kullanıcı bundan 5-10 yıl önce AMD FX işlemciyle bir deneme yapmış. Başarısız olmuş, sistemlerden memnun kalmamış, Intel de işini oturtmuş. Şimdi o adam tut da ARM mimariyi her şeyi değiştirmek için bütün kurumun kaynaklarını kullanmaya kalkışmaz. Hele ki Covid süreci ve sonrasına gelen dünyadaki ekonomik daralmaya bakarsam Almanya önümüzdeki çeyrekte %10 küçülme bekliyor <laughs> yani sene sonunda Almanya %10 küçülüyorsa Betliyorsa... ARM mimarisi için oturup programları baştan yazalım dememiz çok da sağlıklı ve mantıklı bir senaryo değil. Apple o yüzden açıklamayı duyurduğu Yaptığı tarih birazcık kaynakların kısıtlı olduğu bir tarih. E, o yüzden genele etkilerinin biraz daha yavaş olabileceğini düşünüyorum. Ama durum belli olmaz. Kurumsal dünyada her şey fiyata. Arza talebe ihtiyacı karşılayan duruma göre değişir. Öyle güzel fiyat verirsin ki satmayan ürün satar ya da öyle kötü fiyat verirsin ki satacak ürün satmaz. Evet. Her halükarda e, sanırım x86 mimarisinin lisans fiyatları bazıları için biraz fazla geliyor, tuzlu geliyor. Evet. E, fiyat e, şöyle düşün. Lisans fiyatını Intel'in ve AMD'nin düşürdüğünü düşün. Şimdi AMD ve Intel'in iş modellerine de bakalım. Intel işlemciyi tasarlıyor, işlemciyi üretiyor, işlemciyi satıyor. 3 evet. kalem kendisinde. Bütün evet. kar marjı cebinde. Doğru. Ki işlemcilerde %50'ye varan kar marjı olduğunu daha önce çeşitli kaynaklardan duymuştuk. Hı. Şu an bir doğrulaması yok bunun. AMD tarafında, AMD tasarlıyor, üretimi kim yapıyor? Global Foundries. Global Foundries yapıyor. Şimdi TSMC tesislerinde üretim yaptırmanın bir avantajı var. Buradaki adamlar fabrikayı işletmeye odaklanmış durumda. Hı. Sen sadece işlemciyi tasarlıyorsun. Bir de Jim Keller gibi rockstar bir tasarımcıyı da ekibe kattığın zaman beraberindekilerle birlikte işini daha odaklı yapıyorsun. Ama bir yandan düşün, biz bu şirkette seninle birlikte hadi bir şeyler tasarlıyoruz, yazılım yapıyoruz. Bir yandan da gidip bir üretim e, fabrikasını denetlemek zorunda olduğumuzu düşün. Evet. Ya da fabrika yatırımı yapmak zorunda olduğumuzu düşün ki bir fabrikanın maliyeti, bir işlemci fabrikasının maliyeti en son baktığımda 25 milyar dolar civarında yeter Evet yani aslında Intel'in fabrikalara sahip olması Intel'e daha fazla maliyete e, sebep oluyor olabilir. Çünkü Aynen. o fabrikaları güncellemek, yeni teknolojiye geçirmek e, daha fazla maliyette oluyor gibi gözüküyor. Bir de çok büyük bir planlama gerektiriyor. İnsan kaynağı planlaması gerektiriyor. Mesela İrlanda fabrikası olayı gerçekleşememişti. ve Böyle ...böyle bu dünya değişiyor. Özetle... ...bu konuyu bağlayıp istersen <laughs> yorumlara geçelim. <laughs> Tabii evet, yorumlara istersen. bakalım. Özetle arkadaşlar, Intel Mac'lerinize... ...sahip çıkabilirsiniz. Onları sevin. Onlarla güzel evet. bir... ...bakın daha uzun süre bizlerle olacak. Ben en az dediğim gibi... 8 sene daha Apple'ın rahatlıkla... ...bu cihazları destekleyeceğini ve yazılım... ...güncellemesi alacaklarını düşünüyorum. Bittikten sonra da... ...dediğimiz gibi ister Linux kurarsınız... ...isterseniz de Windows kurarsınız. Şu an Linux hurlamıyor olsa bile... ...Apple bu cihazları bir süre sonra belki... Linux Linux kurulumu için açabilir ki şu anda da kurabilir zaten. Şu anda da teorik olarak kurulabilir. Evet. Windows kurabildiğimizi biliyoruz en evet. azından. Şimdi şunu da söyleyelim developer yani geliştirici arkadaşlar için Apple geliştiricilere yönelik bazı adımlara başladı. Evet. Hatta bizim de Apple developer geliştirici hesabımız var. Biz bu hesapla biz de bunları kurcalamaya başladık. Evet. Hem Google, hem Apple geliştiricisi, hem Microsoft'ta insider yani gerekli olan bütün yazılım programlarında da alabileceğimiz lisansları alıp geliştirici olarak ya da erken erişimci olarak sizlerle bilgileri erkenden tek topak net'te paylaşmaya özen gösteriyoruz. Ama hepsine yetişmek ne yazık ki imkansız sevgili izleyiciler. Hepsine birden yetişemediğiniz için ne yapıyorsunuz? En kritik kısımları paylaşıyorsunuz. Kalanı takip ediyorsunuz. Öğrenmeye devam ediyorsunuz. Biz de şimdi LinkedIn üzerinde özellikle dedik ki LinkedIn üzerinde canlı yayın yapalım. LinkedIn'deki takipçilerimiz daha kurumsal takipçiler. Belli işleri var. Onlara daha fazla yardımcı oldum. Sonuçta YouTube üzerinde videolarımızı izliyorsunuz. Site üzerinde haberlerimizi, yayınları takip ediyorsunuz. Twitter'da ayrı takipçi kitlesi var. Instagram'da ayrı kitle var. Ve ben şunu görüyorum Recep. Twitter'da, Instagram'daki takipçi, teknopat sosyal hesabı varsa şunu diyebiliyor. Twitter'dan takip etmiyorum ben size. Evet. Ya da benim Instagram hesabım yok diyebiliyor. Mesela bir şey hediye edeceğiz katlamıyor. E LinkedIn'de olup diğer platformlarda olmayan kullanıcılar da var. Belki burayı biraz daha sessiz sakin olduğu için tercih ediyorlar. Belki de iş dünyasıyla ilgili olarak vakitlerini harcamak istiyorlar. Belki de sosyal medyada yükselen tartışmaları, kavgaları, şiddet görüntülerini görmek istemiyorlar ama LinkedIn'in ayrı bir kitlesi var ve bu kitleye de hitap etmek gerekiyor. Ben de şu an yorum yapanları şöyle sayfaya <laughs> refresh ediyorum. Çünkü ne yazık ki LinkedIn canlı yayın hala bir şu an bir, benim gördüğüm bir canlı chat paneli yok burada. Evet chat paneli bir eksiklik olarak gözümüzü çarptı. Onu belirtelim. Bu da çok yeni bir olay LinkedIn canlı yayını. Biz de ilk defa bir canlı yayın denemesi yapıyoruz burada. Ve basar basmaz yayına geçtik bu arada. O da ilginç. <laughs> YouTube'da ve diğer platformlarda birkaç adım vardır. Mesela Furkan Erdoğan, Software Engineer Student. LinkedIn'de canlı yayın varmış. Daha neler göreceğiz demiş kendisi. <laughs> bu arada ilklerden biri olduk sanırım. İlklerden biri oldu. <laughs> Ufuk Biyolojist ve genesist, biyoloji ve genetik. Kafa ayarı serisini çok beğenilmemiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Güzel bir, bir nevi kafa ayarı olsun diye uğraşıyoruz yeni videolarımızda. Başlık olarak olmasa da. Zaten hatta soğutma istenmene selam var. Kurumsal hesap. İbrahim Bilen kişi sayısı az olunca kendim VIP gibi hissettim. Öyle oldu. Teşekkür ederiz. Biraz öyle oldu. VIP olsun. Bir kişi ya da 10 kişi ya da bin kişi. Bizim için herhangi bir şey yok. Biz burada siz izliyorsanız, yararlanıyorsanız iyi vakit geçiriyorsanız özellikle bu ilk yayında güzel bir anı olur. Evet. Bundan beş yıl sonra buralar değerlenir. <laughs> Rez diye aşağıda yorum olur. 5 yıl sonra ilk değil <laughs> Eren Bostal. Kameranın arayüzünü görüyor olmamız normal mi? Normal. Bilerek bıraktık. Canlıyı... Kapatabiliyoruz. <laughs> Kapatabiliyoruz ama. Böyle bir konsept olsun dedik. Işıkları farkı yapalım. Kamera arayüzü olsun. Canlı en havasını daha iyi versin. Bunu grafik olarak özel ki obviously koyanlar da var. Evet. Biz baktık kameranın yüzünden zaten alabiliyoruz. E niye Çünkü... bunu efekt olarak koyalım ki biraz <laughs> organik olsun, değişiklik olsun. O yüzden koyduk. Teşekkür ederim burada çalışıyorum mesajı için. Ufuk Bey, Ufuk Albayrak teşekkür ederiz. Sizleri burada ne gör, görmek ne güzel demiş. Mert Kahya, e, merhabalar demiş. Şu an yayındasınız demiş. Elinize sağlık. İlk defa görüyorum. Hemen bildirim geldi. Bilginiz olsun demiş. Çok güzel. Demek ki bu bildirimde şu an LinkedIn gönderiyor hocam. Evet Ali. Canlı yayını bu şekilde güzel bir şekilde test etmiş olduk bugün. Aynen öyle. Uzun vadede tabii ben tahmin ediyorum ki LinkedIn canlı yapan yayın yapanların sayısı arttıkça bu bildirimler kısmaya başlayacak. Şöyle güzel bir şey gördüm. Event yapabiliyormuşuz. İzleyicilerle de paylaşayım. Belki yorumlarda daha sonra istek gelir, yorum gelir diye paylaşıyorum. Etkinlik olarak buluşma şeklinde bir online buluşma şeklinde de canlı yayını yapabiliriz belki. Hı hı. Ama chat kutusu olmadığı için şu an ben bu yorumları mesela Sayfayı tazeleyerek görüyorum. Bunu biraz çözmemiz lazım. LinkedIn'in şu an rehberleri çok kısıtlı arkadaşlar. Bunların hepsine bakacağız. Evet, Microsoft mikseri satmadan önce o ekipten biraz tecrübe edinseydi belki. Bence de yani mikser de var. Aşağıda daha başka şeyler de varmış. Arkadaşlar bir test yayını olarak evet. hiç duyurmadan hiçbir yerde paylaşmadan doğrudan LinkedIn'de açtık. Çat diye saat kaç şu an saat baktığın zaman 6.30 biz kaçta açtık 6'da. Aa. Yani insanların zaten yolda olacağı ya da çok fazla izlemeyeceği bir saat. Kesinlikle. Bir test yayını olduğu için öyle bir şey yoktu ama gelenlere saygı ve sevgimizden de bu muhabbeti de yapmak istediğimizden yaptık. Zaten kaydını yine yayınlayacağız bunu da şu an kaydediyoruz. Evet. Ali istersen yavaş yavaş kapatalım yayını. İlk test yayınımızın sonuna geldik ama LinkedIn'deki ilk canlı yayınımızı yapmış olmak beni mutlu ettiriyor. <laughs> ben de bazısıyla mutlu ettim. Muhabbet de gerçekten hoşuma gitti. Konuşmak istediğimiz bir konuydu. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın VIP arkadaşlar. Hoşçakalın.